Ay yaşlandı, iyice yaşlandık. Bundan 5 sene sonrasını düşünmek bile istemiyorum. Günaydın. Merhaba değerli dinleyenler. Bugün gerçekten biraz nefes darlığım var. Saat 7 içerek geçiyor. Virgin Radio Türkiye'de Açışan Başkan Pusu'ya hoş geldiniz. Sabahın köründe bir şey soracağım. Dün bir öğlen birazcık kestireyim dedim, tamam mı? Yarım, birde de işim vardı. Yarıma kurdum saati. Sonra gece yatarken unutmuşum ben onu 5'e kurmayı. Aha. Sonra abi Allah'tan bünyeyi uyarıyoruz. Bünye Allah'tan ki bir şeye çok çabuk alışkanlık geliştirebiliyor. Bir uyandım. Dedim ki saat madde çalmıyor ama uykumu da eşek gibi almışım. Affedersiniz tabii, bir hanımefendi duyuya yakışmıyor ama. Eşek gibi uykumu almış ve ne olacak şimdi? Baktım saat de çalmıyor. Dur dedim biraz daha uyuyayım, herhalde 3 falan. Sonra uyku tutmuyor. Almışım yani, artık zindeyim. Saate bir baktım 6:05 geçiyor. Ameney. 10 dakika içinde dakika İstanbul fevkinde olarak uyandık. İşte öyle. Şimdi birazcık yerleşme hareketleri yapalım. Açılalım. Evet, şimdi yerleşme hareketi. Sağ kolu böyle eşek gibi geriyoruz. Şimdi sol kolu da böyle, kediler amma geriniyor. Bir kedi gördüğümde o kadar çok gerinmek istiyorum ki size anlatamam. Böyle öne geriliyor, böyle vücudumuz uzatıyor. Sonra böyle yapıyor. Sonra iki ellerini kaldırıyor havaya, böyle iki yana doğru hıa diye bir açıyor. Ben bayılıyorum kedilerin gerneşmesine. İşte sizleri gerneştiren radyo programınız, aynı zamanda kimyaya da hizmet eden gerneşme o. Gerneşme. Değil mi aslında, hava katı gızı zov. Hava katı zıvı zov. Maddenin, cismin dört halinden bahsediyoruz. Maddenin dört hali. Hava katı zıvı zov. İşte bu dört halde de sizlere seslenebilen ve bundan da büyük şeref duyan radyo programımız. Açışan Başkan Pusu'ya hoş geldiniz. Tam 10'a kadar bir çarşamba. Abi bugün çarşamba mı? Vay be, amma çabuk geçiyor günler. Günler. Yalnız. Serkan. Biz bu imla kurallarının hastasıyız da. İşte dev, dahi ekleri, soru ekleri falan hep birleşik olunca bizim için mükemmel insanlar haline geliyor insanlar. Neyse işte bu konuları açarız. Carlos sen neredesin? Allah boyunu devrilmesin inşallah. Allah senin canını almasın inşallah, o koca göbeklerini kaldıramayasın inşallah. Şaka şaka, Allah korusun. Şimdi yoldadır o. Biz de dinliyordur büyük ihtimalle. Carlos yettim, şimdi arayacağım seni, sen görürsün gününü. Bu arada yayına katılmak isteyenler, bizi morgdan getirdik Şeynaz'ı bugün. Artık morgda yatmaya başladı. 30 kilo abi. Valla 30 kilo insan olur, ben ilk defa Şeynaz'ı gördüm. Hem çok yaşı küçük, hem de 30 kilo. Çocuk işçi çalıştırıyor gibiyiz. Bizden başka dinlemezler hiç kimseyi. Bizden başka sevemezler hiç kimseyi. Bizden başka aramazlar hiç kimseyi. Bizden başka Açışan Başkan Pusu burada. Bu şarkı, bu kızı ben hiç sevmiyordum. Sonra bizim Serkanlar, Buraklar, arkadaşlarımız o kadar çok seviyormuş ki. Şimdi bizim sevdiğimiz arkadaşlarımız birisini sevince biz de artık otomatikman kardeşimiz demek zorunda kalıyoruz. Çünkü öyle bir kuralımız var. En başta anlaşmıştık. Sizin arkadaşınız bizim arkadaşımızdır. Siz seviyorsanız tamamdır. Ne kadar yanlış bir şey aslında ama artık yapacak bir şey yok. İmzaladık, akti imzaladık. No Doubt'tan dinledik. Hella Good. Saat 7:20 geçiyor. İşte öyle bir şeyler oluyor. Miskin insan Carlos'u aradım, uyuyor. Daha uyanamamış. Bugün demek ki bir şey var. Fakat dünkü fırtına ne acayipti ya. Dün gece ben böyle yürüyüşe çıktım sahilde, tamam mı? O kadar acayip bir fırtına vardı ki İstanbul'da, şu anda başka şehirde dinleyen insanlar vardır. İstanbul'da feci bir fırtına vardı dün. Bu sabah çok güzel ama durulmuş hava. Her fırtınadan sonra hava bir güzelleşir. Onun için içinde bulunduğunuz herhangi bir fırtına varsa böyle bir derine bağlayalım olayı. Ama çok ciddi söylüyorum, çok çok güzeldi yani. Akşam gidin bir doğayı falan seyredin. Fırtınalı zamanlarda ne oluyor birazcık bakmak lazım. Çünkü dün o kadar acayipti ki size anlatamam abi. Nasıl biliyor musunuz? 10 metreydi böyle, o dalga kıran mı deniyor onlara? Daşlar var ya böyle. Deniz geliyor böyle, bayağı bir bakıyorsun böyle. Geriliyor. Ulan şimdi diyor sizi, ben var ya ne yaparım diyor. Abi geriliyor ondan sonra bayağı canlı gibi sonra tık 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 geliyor abi, bip çarpıyor duvara. Tak 10 metre ya, 10 metre. Ama bütün psikopatlar orada buluştuk.
Bütün psikopatlar oradaydı. Herkes durmuş böyle dalgalı. Ben de dalganın arasında durdum böyle. Ben biraz daha geride durdum. Temkinli psikopat. Hesapçı psikopat ben. Ondan sonra işte bayağı bir ıslandık. Çok güzeldi ama. Öyle işte fırtınaydı, yok eve sığınayım bilmem ne. Yok, doğadan öğreneceğimiz çok şey var. Doğadan öğrenilecek çok şey var. O yüzden mutlaka fırtınasını, güneşini, zartını, zurtunu gidip yaşayarak öğrenmek gerekiyor. Öyle oturduğun yerden aman bugün hava çok fenaymış, romatizmam tuttu, uykum geldi, hava çok kapalı falan, yok öyle. Niye o zaman kapalı havada hava niye uyumuyor da daha bir şahlanıyor değil mi? O zaman birazcık onu yaşamak gerekiyor. İşte siz yaşamayıp üşeniyorsanız sizin yerinize üşendiğiniz hayatı biz yaşıyoruz. Değerli dinleyenler, Virgin Radio Türkiye'de Ayça Şen Başkan Pusu, Lipton Sabah Coşkusu devam ediyordu Ateda. Şimdi size telefon numarası vereyim. Belki ararsınız, belki bir şeyler anlatmak, gazınızın alınmasını isterseniz 0212 335 0 0 mıydı Serkan 338 miydi, bir dakika, Şehnaz kaçtı abi, buranın numarası 335 48 88. Teşekkür ediyoruz. O zaman burayı arayabilirsiniz. Onun dışında bugün bakalım hediyemiz var mı? Ya bir şeyler vardır belki, bilmiyorum. Henüz hediye listemize bakmadık ama güzel şeyler olabilir. Aa, olmadı diyelim. Ne olacak, olmasın. Bugün de olmasın. Allah Allah. Bugün de öyle bir günmüş meğersem. Yoksa bizi öldüreceklermiş. Bugünkü o, yoksa meğersem sizi öldüreceklermiş yarışmasını kazanan dinleyicilerimize bir takım hediyeler verebiliriz. O zaman yolumuza nasıl devam edelim? Adınız, soyadınız, telefon numaranız, biz sizi ararız, biz sizi ararız. Adınız, soyadınız, telefon numaranız, biz sizi ararız, biz sizi ararız. Adınız, soyadınız, telefon numaranız, biz sizi ararız, biz sizi ararız. Adınız, soyadınız, telefon numaranız, biz sizi ararız. Birbirinden dehşetli maceralarla dolu Ayça Şen Başkan Pusu'ya ulaşmak ve canlı yayında konuşmak istiyorsanız derhal 0212 335 48 88'i arayın. Alo. Evet, burası. Günaydın. Günaydın Arzu. Arzu, ne haber? İyilik, senden? İyidir. Neredesin? Hangi şehirden aradın? Ben şimdi İstanbul'da. Dün akşam hava ile ilgili birkaç şey söyledim ben de. İşte onu soracaktım ben de. Neydi sana. O ya? Ne korkunç güzel bir şeydi o. Hem korkunç hem güzel. Öyle bir şey olabilir mi hayatta? Peki, her korkunç şey güzeldir. Her korkunç şey güzeldir. Vay. Evet, bir, bu da, kesinlikle. Bu da şeyse gibi konuş. Bu da gibi konuştun. Çok peki, güzel. Ağaç. Tam kırılıyordu ortadan ama yeniden eski haline döndü. Ya bir şey soracağım. Lütfen esnek olalım, olur mu? Vay. Arzu bak ne oldu biliyor musun? İnsanlar birbirine de girdi. Dün çok kavgalar falan oldu. Böyle artık bitki gibiyiz ya. yok asla inanmıyorum. Neye inanmıyorsun? Kavgaya inanmıyorum artık. Kavgaya inanmıyor musun? Artık kavgaya inanmayacağım, evet. Kavga diye bir şey olmaması gerek. Karga diye bir şey mi, kavga diye bir şey mi? Aman kara gözüm. Karga eşittir kavga. Sen de hastasın ha Arzu, ben sana söyleyeyim. Ben hiç şey yapmıyorum. Ben dün geceki havayı hala etkisindeyim. Çünkü hayatta en çok değer verdiğim minik bir kızla geçirdim. Ve ona bütün ağacın yapraklarından tut, dallarından tut, her şeyi gösterdim. Bak gördüğün gibi ağaç kırılmak üzereydi. Kırılmadı demek ki hiçbirimiz kırılmayacağız. Onun için de çok mutlu olacağız dedi. Aa eyvah, bir psikopat yetiştiriyorsun sen, anladım ben seni. Bizim gibi biri olacak, eyvah mahvoldu. Hayatı kaydı çocuğun. Çocuğun hayatını kaydırdın. Böyle yetiştireceğiz. Başka çaremiz yok. Başka türlü dayanılmaz bu. Peki bir şey soracağım. Ediyorum seni. Arzu. Ay peki daha. Hadi hoşçakal. Nasıl görüyorsunuz değil mi? Bir tane normal dinleyicimiz varsa buyursun gelsin. Carlos bu arada nasıl uyuyordu aradığında? Kardeşim saat kaç ki? Aa, dedim 7:15 geçiyor. Ha yapma ya. Dur 8'de oradayım. Şimdi yoldadır, bizi duyuyordur. Bir de o yaşta uyanmak da zor olur. Dün akşam çünkü aradım bunu. Keriz arkadaşlarıyla belli ki bir gece geç yatacak dedim. Lan bu geç kalır ha. Fakat bugün herkes bir şekilde böyle bir doğa çok fazla böyle hallenince, çok hallendi çünkü. Vardı bir bildiği doğanın, vardı bir şeyler oluyordu yani yukarıda. Ondan sonra dedim ki bu sakinleyecek bu hava. Sakinleyince ne oldu? Hepimiz hıyar gibi böyle nasıl kuzu kuzu uyuyoruz, tamam mı? Bu sabah mesela ben de çok güzel bıraksalar uyuyacaktım. Saati de kurmamışım meğer yanlışlıkla. Ya bu bünye çok fena. Geçen bir arkadaşım böyle çok inançlı bir insandır, oruç falan tutuyor. Ondan sonra bir gün aradı beni, dedi, ne yapıyorsun, yemek yiyorum dedim. Ona hadi ya oruç tutmuyor musun dedi, ne kadar şanslısın diyor bana. Şanslıymışım salak.
Bir şeyleri zorla yapmak ne kadar acayip. Bir dinleyicimizin daha gazını alalım. Günaydın. Günaydın. Senin adın ne? Nurşa. Ne? Oğuşa. Hayır, Nurşa. Nohutşa. Nohutların ya, şahı. Kodlayayım mı? Yok, Nurşa. Bir şey söyleyeceğim, evet. Nurşah. Bu Karagöz Hacivat esprileri her dönemde tutar sanıyor biz yaşlı insanlar ama demek ki olmuyormuş. Olmayınca olmuyor. Nurşah kaç yaşındasın abi? Dün 16'ma girdim. Vay be! Nurşah'a bak ya, 16 yaşındasın. Bana birisi ne demişti biliyor musun Nurşah? Dinlediğin, duyduğun sözlere çok dikkat et. Birisi bana demişti ki 16 yaşından 19 yaşına kadar hayat zırt diye geçiyor demişti. Abi hakikaten öyle geçti. Belki öyle geçmeyecekti o kadın öyle demeseydi. Ya öyle yaşadı diye benim de öyle yaşamamı istiyordum. Hayvan kadın bana öyle dedi diye zırt diye geçti ya. 3 sene mi çaldılar Nurşah? Yaptın mı abi? Sakın siz bana öyle demeyin o zaman. Ne? Sakın siz bana öyle demeyin o zaman. Canım. Demiyorum. Sen istediğin gibi neye inanıyorsan onu yaşa Nurşah. Kaça gidiyorsun? Lise 1. Ay. 100 kere kaldığım sınıf. Peki sakın sen bunu duyma ama. Peki Nurşah bir şey söyleyeceğim. Seviyor musun okulu öyle şeyleri? Yani anladım. Sen belki. Doğru. Peki nasıl görüyorsun böyle? Hani ileride ne yaparmışsın gibi geliyor? Nasıl bir hayat kuracakmışsın gibi geliyor? Ben oyuncu olmak istiyorum. Vay! Yani inşallah olurum ama bu üşengeçlikte biraz zor ama. Oyuncu dediğim böyle var ya, nasıl böyle bayağı hamal gibi çalışıyorlar bunlar. Bir kere bunların bir şeyi setlerinde bulundum Nurşah. Abi gerçekten bir kömür işçisi nasıl çalışıyorsa oyunculardan tut ışıkçısına kadar ırgat gibi çalışıyorlar. Çok zor bir iş. Buna katlanabilecek misin bu meleme sesinde? Katlanırım yani. Yeter ki oyuncu olayım. O denli istiyorum. Benim bir tane psikiyatri bir arkadaşım var. Senin gibi konuşuyor aynı. Bilmiyorum. Bir kere de ben onu... Ben daha yeni uyandım. Hani Allah Allah. Yeni uyandım. Peki o zaman hadi açıl hemen yüzünü falan yıka. Hoşçakal Nurşah, öpüyoruz seni. Hoşçak gel. Ben de istiyorum. Saat 7:30 bir şeyler geçiyor işte, geçecek, bugün de geçecek, yarın da geçecek. Allah'ın izniyle şu bu hemen bitse de kurtulsak daha be. Yok güzel geçse de kurtulsak öyle diyelim. Bunun için sizlere hediye filan dağıtan, bunun için sizlere zevzeklik filan yapan radyo programınız Ayçeşen Başkampusu'dasınız. Ayçeşen Başkampusu, Lipton Sabah Coşkusu reklamlardan sonra devam edecek. Ayçeşen Başkampusu Lipton Sabah Coşkusu devam ediyor. Ayçeşen Başkampusu. Çay içemiyoruz ya, ne vakide bir diyorlar. Bet girdi, hadi gir stüdyoya. Ne oluyor bu? İnşaat işçisi gibi olduk. Şimdi bakalım neler olmuş. Tansa Türk geçenlerde söylemiştik, ayak bileğini bağışlamış. Dünyanın birçok ülkesinde ünlülerin desteğiyle yürütülen bugün Real Günüm programında Türkiye'nin yüzü Tansa Türk olmuş. Ayak bileğini bağışlamış. Ayak bileği de mesela geçenlerde benim ayak bileğim ağrıyordu çok fena. Sonra gittim doktora, bir şeyin yok deyip duruyor bana. Allah'ım ağrıyor abi. O zaman bana psikolojik nedenini söyle bunu dedim, onu da söyleyemedi. Demek ki neymiş? Ayak bileğini bağışlayacakmışsın. Bak ne kadar önemli bir söz aslında. Ayak bileğini bağışla. O zaman ağrıları da geçiyor. Günaydın. Günaydın. Hakan mı ismin? Hakan ismin. Hakan ne yapıyorsun? Şu anda araç bulunuyorum. Yoldayım. Peki. İşe gidiyorum valla. Peki nasıl bir gün bugün? Biraz sesin sanki böyle çok da mutlu değilmiş gibi duruyor ama mutsuz bir insan da radyoyu niye arasın değil mi gibi duruyor. Ya çok mutlu bir gün de işte biraz hastayım herhalde. Bu 6 senedir geçireceğim ilk kış. Yani 6 senedir geçireceğin ilk kış mı? Evet. Neredeydin abi sen? Antalya'daydım. Uzun zamandır, 5,5 yıldır. Şimdi İstanbul'dasın. İşte bu, şimdi İstanbul'da. Normalde doğma büyüme de buradaydım. Hayatım neymiş ama. Peki oradan neden? Orada neden vardın? Orada niye duruyordun ve niye buraya geldin? Orada iş için duruyordum. İş için gitmiştim daha doğrusu. Bir evlilik yaşadım. Evliliğim bitti. Evlilik bittikten sonra da kalmak istemedim. Yani. Abi sen tripte gitsin şu anda. Anladım. Zaten belli sesinden Hakan. Bayağı bir tripe girmişsin. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi korkuyor musun İstanbul'da geçireceğin 5 seneden sonraki ilk kıştan? Yok vallahi hiç korkmuyorum.
hemen hastalandım, bir grip aşısı oldum, şimdi Şişli Etfen Hastanesi'ne gidiyorum. Bayağı güzel geçiriyorsun hayatını. Yani kan testi yaptıracağım. Ya, burada mutluyum, İstanbul'da ailem var, arkadaşlarım var. Ha bak, güzel yani, şeylere gelmeye başladı. Peki bir şey soracağım Hakan. Grip neden olurmuş biliyor musun? Bunun psikolojik sebebi var. Soğuk algınlığı kitleden etkilenmekmiş. Kitleden, kötü etkilenmekten kaynaklanıyormuş. Ne acayip değil mi? Valla ben sağlıkçıyım normalde. Farklı bir konu alanında ama yani benim grip olan ilişki bir şeyle çocuklukla alakalı. Niye? Nasıl yani? Yani çocukken iki defa zatürre geçiyorum. Şimdi ciğerlerim çok hassas. Kronik bronşit var. Yapma en ufak ya. En ufak soğukta grip. Hemen veya akabinde bronşit oluyorum. Ha. Aşı vesaire fayda etmiyor. Bak zatürre de neden geçirilirmiş? Biliyor musun Hakan? Zatürre de insanın kendini güvende hissetmemesinden kaynaklanan bir şeymiş, hastalıkmış. Çok ağır, kendini güvensiz hissetmekten kaynaklanıyormuş. Hadi bakalım, buyur buradan ya Hakan. Peki Hakan, bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak, sen bir de boşandın değil mi? Karından da ayrıldın. Evet. Şimdi bak, güvende de hissetmiyorsun. Peki nasıl olacak bu iş? Valla ben yaklaşık 4 yıldan beri psikoloji yazıyorum zaten. Uğurlanan Korkular diye bir dergim çıkmıştı 2005'te. Sahiden mi söylüyorsun? Anladım. Vay kardeşim, evet. Benim. Peki bir dergide çıkıyor mu şu anda hala? Yok, şu an bir kitap yazmaya çalışıyorum. Onun ismi herhalde, bir kitap yazsaydım adı Sen Olurdun diye bir kitap olacak. Yani yazıyorum sürekli. Öyle şey değil yani, hani hayat insana her gün bir şey öğretiyor. Benim hayattan öğrendiğim şey de çok net olan şey şu: eğer biri seni A kadar önemsiyorsa onu asla B kadar önemsemeyeceksin. Yani onu sadece A kadar önemseyeceksin. Da böyle, bunun hesabını nasıl yapacaksın Hakan? Diyelim ki B kadar önemsiyorsun, o da seni A kadar önemsiyor. Sen şimdi onun için A kadar mı önemsemek için kendini zorlayacaksın? O zor bir iş bu moruk. Yok, çok basit. Nasıl çok basit? Yani kendini önemsiz hissettiğinde karşı tarafın kendini önemsiz hissetmesini sağlayacaksın. Yani abi böyle. Çok yanlış bu. Bir dakika, sen o kitabı hemen bırak bence. Şu anda bırak. Hepimiz hayatını mal olacak. Çünkü sen önce bir kendini önemse zaten seni karşısında önemsiyor değil mi o zaman? Ya şimdi hayat nasıl biliyor musun? Hayat bir oyun aslında. Yani oyunun kuralı da bu. Ama bu kuralı hep kaybediyorsun. Kaybedersin bu kuralla. Yok valla, bu kural şimdi nasıl biliyor musun? Bu kural o kadar mutlu ediyor ki şu anda beni. Sen şu anda bir doz alıyorsun bence. Mutlu olduğunu sandığın bir doz. Ama bir şey söyleyeceğim, bu gerçekten kendine eğer değer vermiyorsan karşıdakine de değer vermeyeceksin değil. Değer ver ki o da versin. Aman ben de sanki çözmüşüm bu işleri gibi hıyar hıyar konuşuyorum. Hakan'cığım hadi öpüyorum, hoşçakal. Tamam, hadi hoşçakal ben de. Eksik olmayın Merve'ler ulan. Virgin Radio Türkiye burası. Ayça Şenbaş Kampüsü, Lipton Savaş Coşkusu. Sebastian Carlos dün akşam konuştuk arkadaşlarıyla, böyle bir ağır bir gece geçiriyordu. Belliydi çevreden gelen seslerden. Anladım ki bu geç kalacak. İçimden bir an geçti ha. Dedim ki bu vlog dedim kesin geç kalacak. Hakikaten abi, bugün 7:15 geçi uyuyorduk. İlk defa yapıyor böyle. Yani 40 yılda bir kere değil mi? O kadar ağır bir yaşantısı var kendisi. Ağır, çevresindeki insanlar ağır, insanlar sohbetler ağır, sohbetler falan. Çok az geç kalır, o böyle şeytan gibi kalkan bir insandır. Fakat dün akşam bir ara aklımdan geçti. Bu aklımızdan geçenleri iyi seçmek lazım ama o da zorla olmuyor ki ya. Zorla olacak işler değil bunlar ama dur bakalım, birazcık da gayret lazım galiba. Günaydın. Günaydın. Ya bu isim yazamıyorum çünkü öğrenemiyorum isim. Tamam, ben de aynı dertten müzdaribim. Sizleri dinlerken çok sinirleniyorum, çok geriliyorum, çok üzülüyorum. Çünkü komplekse giriyorum. O kadar güzel sohbet ediyorsunuz ki konuşma özürlü olduğumu falan düşünmeye başlıyorum. Gayet iyi konuşuyorsun işte. Yani ama çok tatlı sohbet ediyorsunuz. Artık hayattan mı, iş stresinden mi? Sizi dinlerken çok zevk alıyoruz ama günlük ama hayatta böyle sohbetleri özlüyoruz artık. Bir şey söyle, adın ne? Serpil. Serpil. Bak şimdi bana burada konuşurken 2-3 tane falan böyle çok fena ezberden bahsettin biraz önce bak. Belki bu yüzden öyle kıskanıyor olabilirsin bizi. Haklısın. Biz de kıskanıyoruz bizi hayat içerisinde. Çünkü insan her zaman böyle radyodaki gibi, bu bir şey artık, böyle bir refleks halinde, tamam mı? Kendimizi eğittik ve sabahları 3 saat boyunca hiçbir şey beklemeden, hiçbir şey birbirimize kötü bir şey düşünmeden bunu bir refleks edindik. O yüzden burada çok iyi anlaşıyoruz. Ama dışarı çıktığımızda hayat böyle devam etmiyor ki. Böyle hissediyorsun. Evet, şimdi biz birbirimizi tanımıyoruz değil mi? Dolayısıyla birbirimizi yargılayacak fazla bir verimiz yok. İşte
İşte bir ses tonumuz var, bir kullandığımız kelimeler evet. var. E yargı olmayınca zaten gayet güzel sohbet oluyor. Senin hakkında kötü düşünecek bir şeyim yoksa, senin hakkında anladın mı? Sen de benim hakkımda kötü düşünmeyeceksin demek ki. Peki Serpil, doğru, bir şey söyleyeceğim. Şimdi iş... Bir de en kötü sebebimiz yani, kadınlar birbirini çekemiyorlar gerçekten. Bak o bu kaçıncı ezber, kutudan kaç tane ezber çıktı Serkan? İki saattir hayat kötü, hayatta iş stresi bilmem ne, bunların hepsi böyle bir Bridget Jones'un şey, unutulmuş günlüğü hatta yani. Sonra onu da o şey yaptı, update etti. Öyle yayınladı. Ya ne kusura bakacağız Allah aşkına Serpil, niye ki de biraz üzülüyorsun ki? Bilmiyorum, farkında değilim. Kusura bakmayın diyorsun bak kaç kere. Niye kusura? Bakanın kusurudur o değil mi? Ben de iyice gıcık bir insan olmaya başladım. Ama öyle mesela hani bunu söyledim diye söylüyorum sana. İşte sizi kıskandım falan dediğin için söylüyorum. Yani nazar etme, ne olur çalış, senin de olur. Ya şöyle, aslında benim çalıştığım hasta profili çok ağır hastalar. Böyle sanki gülüp geçiyorum gibi bazı şeyler ama insan gerçekten etkileniyor bilinçaltında. Yoğun bakım sorumlusuyum. Hep böyle hemşire misin? Serpil hemşire misin? Doktorum. Hayır, doktorum. Uzman doktorum. Böyle hayat çok ince bir çizgi, yani çizgideler ölümle yaşam arasında ve devamlı bunu gözlemlemek insanı bazen çok yoruyor. Hani sanatçı olsaydım falan diye bazen düşünüyorum. Yani daha farklı bir iş yapsaydım diye. Aslında işimi çok seviyorum. İnsanlara yardım etmeyi çok seviyorum ama bilinçaltında bence bizi yıpratan bir şeyler var. Türkiye koşullarında zaten yaptığımız iş çok zor. Doğru, çok haklısın. Psikolojik destek almamız lazım gibi görünüyor. Tabii tabii, hepimizin abi, hepimizin alması gerekiyor. O kadar acayip bir yerde yaşıyoruz ki. Yani senin işin de çok zormuş be Moruk. Yani en zor işlerden bir tanesi yoğun bakımda. Evet. Sadece hastanın durumu değil, gelen onların yakınlarının durumu da seni bozar orada. Değil tabii mi? Tabii ki. Hepsini hissediyorsun orada. Çok zor bir şey Serpil. Fakat bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir şey olabilir mi? Bak mesela ölümle burun burunasın. Seni galiba o mahvediyor orada. Doğru olabilir mi bu? Olabilir. Yani hani hasta orada eksi olduğunda gülüp geçiyoruz gibi. Yani hani çünkü kendimizi korumak için bir dışımızda bir cephe oluşturmak zorundayız gibi. Gülüyoruz, geçiyoruz gibi ama gece uykumda böyle entübe hastalar falan görüyorum. Bilinç altında yıkım yapıyor muhtemelen. Tabii tabii. O zaman bir şey söyleyeceğim. Bu nasıl olur ya, çok zor hakikaten bu ölümle burun buruna yaşamak, zor bir şey çünkü sürekli bir yüzleşme halindesin, bu da zor bir şey. Onu belki kabullenmek acaba ölümü olabilir mi? Hani evet abi, hepimiz öleceğiz, ne yapalım o zaman, hayatını kurtaralım filan, bununla evet, belki değil mi? O çıkış noktasını sık kullanıyorum ama bence insanın tabiatı gereği hep bir ölüme başkaldırış var. Yani hani biliyorsun 80 yaşında hiçbir beklenti yok, bütün organlar son dönemde falan. Ama yine de böyle içimden bir şey idare etmeliyim, şöyle yapmalıyım, böyle yapmalıyım. Yani daha eziyet çektirmeli miyiz diye. Hani mesela bir taraf o tarafa çekiyor, içimde gerginlikler oynuyor. Çok zor yani o kararları vermek. Bir de Serpil bir şey soracağım. Bak ben mesela, benim de babam erken yaşta öldüğü için terapi falan aldım. Tamam.